Evet Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Sizlerden bir konuda özür dilemek istiyorum. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlandığı için değil. Ne için biliyor musunuz? Sizi şuna mecbur ettiğim için. Ya içime bir his doğuyor. Diyorum ki ya o maça kadar 25.600 olursak kazanacağız diyorum. Adana Demirspor maçına ilişkin de bir şey söyleyeyim. 25.700'ü geçersek inşallah kazanacağız. Bunu sevdiğim için özür diliyorum. Kusuruma bakmayın ama abone olmanızı canı gönülden istiyorum. Şu kanal büyüsün. 7-24 Fenerbahçe konuşuyoruz. Maçların öncesi, maçların sonrası, maçların bitimi, e, devre arasında elimizden gelince açmaya çalışıyoruz. Yayınlar e, hafta içi, hafta sonu, gece hiç fark etmiyor. Kanalımızda üyelik sistemi var ama onun amacı başkan. E, onun dışında da elimizden gelince Fenerbahçe konuşmaya çalışıyoruz. Şu an bir kardeşimiz yeni nişanlandı. Yayın yapmıyor. Diğer kardeşimiz yurt dışında yaşıyor. Türkiye gezisinde o yapmıyor. Öbür kardeşimiz şu anda yaz döneminde İki işte birden çalışıyor yoğun. Ya benim dışında da kişiler var. Sizlerden ricam kanalımıza destek olmanız, videoları beğenmeniz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe Viyana'yı fethetti. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi playoff ilk maçında. Bu arada arkadaşlar bak ne kadar enteresan değil mi? Playoff ilk maçında Avusturya Viyana'yı deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Şimdi bazı skorlar vardır orada yazdığı gibi değildir. Mesela 2-0. Ben orada 2-0 görmüyorum. Ben orada 7-0, 8-0 falan görüyorum. Doğru mu? Yani 7-0'ın skor olarak rakibe verdiği psikolojik rahatsızlık neyse 2-0'da bence aynı. Çünkü Kadıköy'e geleceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarı için de bu 2-0, 7-0 aynı. Niye? Bak size sözüm var. Arda Güler'i size 90 dakika izlettirme sözüm var inşallah arkadaşlar Perşembe günü. Elimden geldiğince yani kaynaklarımın hepsine söyleyeceğim. Arda Güler'i 90 dakika izlemek istiyoruz diye. Belki de Cesus da açıklama yapacaktır. Bilemeyeceğim. Sonuç olarak Fenerbahçe 2-0 kazandı. Arda Güler demişken bu bana çok soru diyor. Hocam Arda Güler'in sözleşmesinde madde varmış. İşte 5 milyon euroymuş da 3'e alma durumu varmış da Arda Güler'in işte Gençler Birliği pay maddesi varmış. Yüzde... Arkadaşlar Gençlerbirliği'nin pay maddesi %5. %5 neyin pay maddesi? Yetiştirme bedeli. Fenerbahçe'den başka hangi profesyonel takıma giderse gitsin %5 pay alacaklar. İster Real Madrid'e gitsin, ister Barcelona'ya gitsin. Bunu değiştiremezsin. Hocam 5 milyon euro verip vazgeçirmek bu gizli bir bilgidir. Fenerbahçe olsun, başka takımlar olsun bu gizli bilgiyi açıklamazlar. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi söylemezler. Gençler Birliği altyapısında yani 2019 yılından Fenerbahçe altyapısına bedelsiz olarak geçiyor. Bakın bedelsiz geçiyor. Bedelsiz geçtiği için muhtemelen ve muhtemelen hiçbir anlaşmaya tabi olmaya gerek yok. Çünkü Eninde sonunda %5 gidecek. 2019 yılında bu arada kaç yaşında olmuş oluyor da bilir. Şu anda 17 yaşında 14 yaşında. Ee, oradaki oynamışlığı falan filan şey yani %5 olayı bu benim bildiğim. Bedelsiz geçen futbolcuya madde ekleyip de %5'ini verin diye o günden 14 yaşındaki futbolcuya madde eklettireceklerini zannetmiyorum. Ama yetiştirme bedeli diye bir olay var. Eğer akıllılık edip Fenerbahçe yönetimi federasyona yetiştirme bedelini ödediyse o anki piyasa değeri ne? Misal veriyorum ortalama 25 bin euro. Ne kadara denk geliyor? Atıyorum, kafadan atıyorum. Yanlış anlaşılmasın. 2019 bilmiyorum kurumunu. E, 6'dan hesapla, 6 TL'den hesapla 150 bin lira. 150 bin liranın işte %5'i kaçsa onu ödediyse ki o kadar da dangalak değildir. İlla ki O zaman yetiştirme bedeli tamamen Fenerbahçe'ye ait olur. Çünkü alt yaş kategorisinde alıp alt yaş kategorilerinde oynatıp A takıma çıkarmış olduğumuz için durum bu. Ama illa ki orada ya bedel ödenmiştir ya ödenecektir. Diyelim ödenmedi %5'den biz de pay alacağız bu arada. %5 ikiye bölünecek %2.5. Gençler bilinin %2.5 bizim. Yani 100 milyon euro yasalsan 2.5'u gitmiş olacak. Hal böyle ki niye 5 milyon euro verip de alalım. İnşallah bu konuyu tam olarak anlatabilmişimdir. Bu bir. İkinci kısım şu. İkinci kısım şu değerli kardeşlerim. Fenerbahçe 2-0 kazandı. Joshua King 8. dakikada. Serdar Dursun 88. dakikada attı. Dikkat ediyorsanız 8'lerle dolu bir skor. 8'in ne önemi vardı? Bir de ayın 18'iydi. 8. ayda. Öf, hocam bayağı 8'ler bir araya gelmiş. Maç başlama saati ee, Bizim ülkeye göre 10'du ama oraya göre oranın yerel saatine göre 8'di diyebiliyorum. Bütün 8'de bir araya girmiş. Hocam şey mi bu? E, İlluminati mi? Yok o başka bir şey. Bu Van'da. <laughs> Şimdi. Herkes mutlu mu? Herkes sevinçli mi? Bu arada rakip de galiba o kırmızı kart yedi. Özellikle ben buna çok güldüm. Çünkü maç önü canlı yayında kanalımızda mevcut arkadaşlar. Biz videosu silmiyoruz. Kanalımızda duruyor. Açın maç öncesi canlı yayın izleyin. Özellikle son kısımda dedim ki bak galiba bu kişi kırmızı yer. Bu dengesiz. Bunun üstüne azıcık oynayın. Hatta oynamanıza bile gerek yok. O gelir kendi kendine kırmızı kart yer. Böyle bir futbolcu. Şöyle böyle galiba kırmızı kartı yiyince zaten rakip iyice geriye yaslandı. Fenerbahçe 25 Ağustos saat 20'de İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçında büyük avantaj elde etti. Fenerbahçe o maçı da 2-0'ın altında bir skorla yenilmesi durumunda ya da berabere kalıp her türlü galibiyette, her türlü beraberlikte Avrupa Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan giriş yapacak. Dördüncü torba takımı olacağız. E, muhtemelen bizi kimse istemeyecek grubuna. Özellikle birinci torba takımları, ikinci torba takımları, üçüncü torba takımları bizi istemeyecektir. Bir tahminim var ama bilmiyorum. Ben Dinamo Kiev'le tekrar eşleşeceğimizi hissediyorum. Bakalım ne olacak. Jesus 3 4 3'e er döndü. 7 değişiklik yaptı. Bunları zaten konuştuğumuz için atlıyorum. Çünkü benim asıl bu videodaki hedefim başka. Ee, şunlar şunlar oynamadı. Mesela Kasımpaşa maçına oynayan isimlerden Altay, Atilla Salay, Ferdi ve King oynadı. Oynamayanlar. Bakın, Adana Demirspor maçında 11'dekiler. Emre Mor 1. Osayi 2. Değil mi? Gustavo Henrique soru işareti. Arao 3. Zayt 4. Lincoln Henrique konusunda tereddütlüyüm çünkü şu Rossi formu Lincoln yedekler gibi duruyor. E, Valencia 5. Hatta kadroyu söyleyelim. Altay, Osayi, bence Luan Perez Salayi çift stoper hattı oynayabilir. Çünkü e, Adana Demirspor'un hücum hattının hızından dolayı orada o tek başına yorulabileceğinden dolayı Luan Perez Salah'ı çift stoper hattını oynatabilir. Ama e, yeterince hazırlamak için zaman bulamıyoruz diyen Lemos'u da düşünebilir. Yani Lemos'un oynama ihtimali Gustavo Yenike'den bir tık yüksek. Luan Perez'in oynama ihtimali bir tık daha yüksek. Maç önceki, öncesindeki idmanda bakarız. Bunlardan biri Salah'ı solda Ferdi. Türk kuralı. Not Türk kuralı. Ferdi Altay. Orta ikili de Arao Zayt. Hücumun sağında Emre Mor. 3 tane türkü doldurduk. Forvet arkası Joshua King. Solda bence Rossi. Forvet de Valencia şeklinde başlarız diye düşünüyorum. Çünkü Rossi bence kendini kanıtladı diye düşünüyorum. Bunu da konuştuk. Ee, İsmail Yüksek, Ezgi Can. Bunları en son puanlayayım arkadaşlar. Alioski biliyorsunuz ilk defa 11'de oynadı. Yani Ezgican Alioski 11'de oynadı. Ee, Emre Mor cezası var. Mert Hakan Yandaş ilk defa kadroda yer aldı. İrfan Can Kahveci 4 maç sonra. Taraftarlarımızdan yoğun ilgi var. Türk takım taraftarlarından. Yani ben Galatasaray'da Beşiktaşlı seyirciler gördüm gibi geliyor bana. Hayali görmediysem ki hayali görmediğime eminim. Teşekkürlerimi sunuyorum. İşte böyle birlik olmak gerekiyor. Fenerbahçe maça bir nevi golle başladı. 8. dakikada hop hızlı atak 1-0. Maç orada bitti. Maç Fenerbahçe taraftarı için uyku moduna. Fenerbahçe şeyi aldı hani e, arabalarda kırmızı ışıkta falan onu, teknolojinin adını bilmiyorum. Kırmızı ışıkta araba duruyor istop ediyor kendine. Sonra yeşil yanacak gaza basıyor kendi kendine çalışıp devam ettiriyor. O teknolojiyi aldı kendine. 1-0'dan sonra 2 olana kadar İki net fırsat yakaladı diyor. Bir sıfırdan sonra iki net fırsat. 26'da İsmail Yüksek. E, bir de 41'de Serdar Dursun'la gole yaklaştı ama atama diyor. 26'da İsmail Yüksek ceza sahasından şut çekti. O cılız bir pozisyonda ama Serdar'ınki netti. Altaya davul topu atıldı. Avusturya bir kez etkili olabildi. O da sağdan orta. Kafa. Zaten hepiniz özette görmüşsünüzdür. Tedbirli oynadı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin yani amacı Avantajlı skorla İstanbul'a dönmek, orada şov yapmak. Hocam iyiydi de berabere kalsaydık ülke puanına sıkıntı olurdu. Ülke puanını çok düşündükleri için mi Fenerbahçe'nin üstüne bu kadar oynuyorlar? Fenerbahçe'nin üstüne yıllardır bak 3 Temmuz yaşanmasaydı şu anda belki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Real Madrid falan boy ölçüyordu. Belki onlarla aşık atıyorduk böyle. İnanın yapıyorduk. Bakın arkadaşlar kalite kaliteli rekabet kaliteyi getirir. Kaliteli rekabet vardı. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta Allah aşkına Beşiktaş'ın topçuları topçu mu? Galatasaray'ın Mertens falan filan diyorlar. Saçmalamayın ya. Saçmalamayın Allah aşkına. Milan Baroş'un falan tırnağı etmez bunlar. Abdülkadir Keita falan. Bunları top diye oynarlar bunları. Casio Lincoln falan vardı. Bunları top diye oynarlar. Siz ne, ne Schneider falan vardı. Bunlar topçu mu ya? Siz ne saçmalıyorsunuz? Bunlar topçu mu? Allah'ını severseniz. Beşiktaş'ı bir hatırlayın. Fabian, Erstler, Gutiler. Kimler kimler vardı ya? Bunlar topçu mu? Gözünüzü seveyim ya. 3 Temmuz'da feneri çekeceğiz aşağı diye Türk futbolunu aşağı çektiler. Şimdi de kurtulamıyorlar. Bataklığın içindeyiz. Daha bir dönem 3 takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali vardı. Ne saçmalıyorsun? 2 i̇ki, iki takımımızın Şampiyonlar Ligi gruplarında olduğu sezonlar var. Ülke puanıymış. Ya çok ülke puanı. Varsa yoksa Fenerbahçe'yi düşüneceğin abi. Yani bir, burada şunu söylüyorum. Tabii ki de diğer takımları destekleriz. Tabii ki de Başakşehir, Sivas'ı destekleyeceksin. Mecbursun. Ülke puanı için şart. Ama ülke puanını düşünmeyenler ne yapacak? Ya şu an King maçın içinde sakatlandı arkadaşlar. Kas yorgunluğu. Hiçbir sıkıntı yok. Muhtemelen bugünü rejenerasyonla geçirecek. Dinlenecek. Cumartesi günkü idmanda yer alır. Pazar günkü maç öncesi son taktik idmanda da yer alır. Pazartesi günü inşallah oynar. Fenerbahçe de final pasta etkisiz diyor ama ya karışık bir taktik. 83'te rakip 10 kişi kaldı. İkinci gol Serdar'dan geldi. Fenerbahçe büyük avantaj elde etti. Önümde maçtan dakikalar var ama çok önemli değil. Ee, ve ben puanlama yapayım arkadaşlar. Geçen maç yapmayı unuttum. Ama bu maç yapayım. Şimdi şunu belirteyim. Futbolcuya 10 verdiğim zaman niye 10 verdin demeyin. Maç özelinde. Bakın normalde 10 alması için bir futbolcunun gol, asist, ne bileyim çizgiden top çıkarma, savunma katkısının yüksek olması, 20 tane falan isabetli orta atması lazım. Ama keyifsiz bir maçın hedef sadece hani bu maçı geçiştirelim de ya Kadıköy'de biz bunları nasıl olsa eleriz deyip de 2-0 yendiğim maçı değerlendiriyorum. Yani puanlama bu maçtaki kaliteye göre. Anlaşt anlaştık mı? Sonra çıkıp da ulan adama bak ya bu da ne Fenerbahçe fetişizmi yaptı demeyin. Altay 10. Yani Altay senin bu para helal mi ya bugünkü kazandı, Dünkü kazandığın para. Hiçbir şey yapmadın. Neyse benim bana bir Peugeot 3008 al ben sana taksit taksit geri ödeyeyim. Paparanı helalleştiririm la. Oğlum benden aldığın hayır duasıyla Real Madrid'e gidersin lan. Senede 20 milyon euro verirler sana. Ve sen benden hayır duası al ya. Bak galiba o kırmızı dedim kırmızı yedi. Konuşursam ya, ya yeniden oynar da. Daha kimle kırmızı kat daha. Daha, 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 daha UEFA çatılacak bekleyin de. Altay 10. Lemos. Güleceksiniz ama 10. Ben Lemos'un hatasına şahit olmadım. Bir pozisyonda rakip süratini kullandı geçti. Lan baktım Lemos'a depar attı gitti topu taca çıkarttı. Rakip soldan geliyordu. Gitti topu taca çıkarttı. Burada Lemos'ta hız varmış. Sol ayağıyla geriden oyun kurdu. Atak yönünü değiştirdi. Diagonal pas attı ya sol ayağıyla ya. Üç defa mı iki defa mı şahit oldum. Evet sağ ayaklı Lemos sol ayağıyla diagonal pas attı. Yani bu taç çizgisinden diğer taç çizgisine kadar uzun top attı. Pas havadan isabetli. İnanabiliyor musunuz? La bu meziyet vardı da biz niye görmemişiz şimdiye kadar? Gustavo Yönüken 74'te oyuna girdi ama inanın hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şeyine şahit olmadım. Bir iki tane pas geldi attı. Şimdi buna puan verirsem günah olur. Atilla Salahi. Hatasını gördünüz mü? 10. Luan Perez. işte en merak ettiğim performans buydu. Niye? Luan Perez'i alırken detaylı analizini yaparken şey diyordum ben bu adamın yeri sol bek değil sol stoper beki. Nasıl yani? Üçlü savunmanın sol dışı ya da sol içi mi? Yok pardon sol içi. Üçlü savunmanın. Ve bugün yani dünkü maçta bugün diyorum arkadaşlar yani maç bitti. Bugüne girdik hemen yani 19'una girdik. O yüzden bu çok takılmayın. Bu maç üzerinde ben Luan Perez'i beğendim. Müdahalelerini beğendim. Yukarı giden bir ivmesi var. 3 maçtır Perez'e ben 5 puan vermiyordum. Bu maçta 7 verdim diyeceğim. Diyeceksiniz ki hocam 7 madem beğendin niye 7 verdin? Arkadaşlar ivme yukarı çıkıyor. 8 veremem. Niye veremem? Çok dinede etti. Bazı paslarında hatalar var. Ama Luan Perez'i çalımla geçemeyeceklerini sanki sezdim gibi. Yani sanki öyle bir imaja kapıldım. Bir pozisyon içerisinde 3 defa yattı kalktı. Bakın Salah'ı yatıp kalkamaz. Yavaş. Gustavo yatırdın dedi zaten gittin. Yavaş. Lemos'u yatırdın dedi kalkamaz. Yavaş. Ama Luan Perez'in 3 defa aynı pozisyonda yatıp kalkması bana şu izlenim verdi. Atilla Salahi oyun kurucu. Perez hamleli stoper. Bence bu ikisi ikilinin yan yana oynayacağı stoper attı Fenerbahçe'ye kale öldürür. Kale önünde kale öldürür. Ben 7 veriyorum ama açıkladım. Ferdi Kadıoğlu. Allah aşkına biriniz bana deyin ki sırıttı. Biriniz bana deyin ki haftalardır sol bek oynayan, Ümraniye maçında sağ bek oynayan, bugünkü maçta ya da dünkü maçta sağ açık oynayan ferdi sırıttı deyin. Bana biriniz deyin ki 9 ver hocam deyin. 8 ver deyin, 7 ver deyin. 10. Katışıksız 10. Crespo Şimdi bana kızacaksınız. 5 verdim diye kızacaksınız. Ama izah edeyim çok top kaybı yaptı. Evet isabetli pasları çok yaptı ama çok top kaybı yaptı. Sakatlık dönüşü bunlar normal arkadaşlar olabilir. İsmail Yüksek ona da 6 veriyorum. Özellikle Serdar Dursun'a aldı at asisti yaptı ama Serdar değerlendiremedi. Bu arada İsmail 6 gibi Crespo 8 gibi oynadı. Belki de Crespo'nun formunu aşağı çeken budur. Yani merkez orta saha gibi oynadı. Daha çok çift yönlü orta saha gibi oynadı. İsmail ise daha çok ön libero gibi oynadı. Yani defansif aksiyonu daha yüksek bir isim gibi oynadı. Baktığınız zaman arkadaşlar İsmail'e 7 vermem bundan. Ha Crespo'ya 5 hocam haksızlık tamam 6 olsun lan hadi. Hadi 6 olsun lan. Niye 6 hocam? Bilmiyorum niye 6? Niye 5 değil? Niye 7? Niye 6? Bilmiyorum niye 6? Hakikaten niye 6? Bilmiyorum aklınıza gelse söyleyin. Alooski. ki seni öpüş ki umma. Hücum aksiyonlarında vardı. Savunma aksiyonlarında vardı. Savunma katkısı vardı. Hücum katkısı vardı. Ofansif katkı vardı. Defansif katkı vardı. Müdahaleleri yerindeydi. Özellikle Serdar'ın kaptığı topla sarı kat toptan. Ee, ufak tefek şaşkınlığı yok değildi ama bence maçın adamlarından birisi olmaya aday Bak mesela şöyle söyleyeyim. Bir şutu vardı ikinci yarıda. İkinci yarıda bir şutu vardı. E, o şut golle sonuçlansa bence maçın adamlarından bir ya da ben ankete koyuyorum ya. Joshua King kesinlikle seçilecek. Maçın adamı %1 milyon King o ayrı mesele ama yani maçın adamları e, şeyini de koyuyorum. Ezgican Alioski'yi. Bence onun üzerinden onluk top oynadı. Ama Fenerbahçe'deki henüz hazırlık aşaması olduğundan dolayı 9 e, mu versem? Yok ya 10 vereyim ben notu yüksek veren hocayım. Ha bu arada e, Rossi'ye gelince söyleyeyim dedim. İyi aklıma geldi. Rossi'nin bir nevi iki asisti var gibi oldu. Rossi'ye de onun üzerinden 10 on veriyorum arkadaşlar. İlk goldeki asisti. Maç orada bitti zaten. Değil mi? Yani e, çok da konuşmana lüzumu yok. İkinci golde o şutu çekmesi, topun rakiplerden sekip Serdar'ın önünde kalması bir nevi asist sayılır ya. Yani tamam, futbolda buna asist denmiyor. Kabul ediyorum. Ben de farkındayım. Yani asist yaptı diye hepsi gol mü oldu diyenin hesabında değilim. Ee, beni biliyorsunuz, bildiğiniz için çok detaya girmeyeyim ama sonuç olarak Rossi'ye 10 üzerinden 10 bu maçta verilir. Bakın dinlendirilmek işe yaradı. Dedim ya size 2021 Nisan'dan beri bu çocuk aralıksız oynuyor. Babamın oğlu değil. Evet en büyük rostici benim dedim. Ama dedim ki rosti kötü gidiyor. Toparlaması lazım. Dinlendirilmesi lazım. Gördünüz. Yürüdü ve çıktı. Biz buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik. Bunlar bir takım uydurma laflar diyordu. Öyle oldu. Joshua King'e 9,90 versem. Küfür ettin dersiniz. 10 veriyorum. Tartışmasız 10 veriyorum. Bak tartışmasız. Keş cash 10 veriyorum. İtiraz olan var mı? İtiraz olan varsa IBAN bilgisi paylaşayım o diye para göndersin. <laughs> Lincoln'u yani sonradan oyuna girdi. Lincoln'u beğendim. Gerçekten topla ve topsuz çok iyi. Özellikle mesela bir tane Serdar Dursun'a ceza sahasının önüne attığı bir pas var. Çok zekice bir pas. Ya gerçekten söylüyorum. Samimi söylüyorum. Fakir taliskası. Haftalar ilerledikçe siz de çok seveceksiniz. Lincoln Enrique'ye de Bakın 59'da girmesine rağmen 10 veriyorum. Çünkü istekli, hırslı, savunma katkısı da artmaya başladı. İnşallah ya inşallah her şey önünce olur. Serdar Dursun kaçırdığı goller var ama her pozisyonun içinde. Sebebi ne? İstek, hırs, heyecan, doruk, aksiyon. <laughs> Bu arada ankete sundum ilk 15 oyun. 15'i de Joshua King'e geldi. %100 de gidiyordu. 31 oya çıktı. Üç, %3, %3 Alioski diyor. Ya maçı maç izlediniz mi ya siz ya? Alioski ne ya? Alioski seni o poşki ummak gibi. Ferdi'ye es geçmemek lazım diyor. Bakın diyorum ya takım iyi oynadıkça, takım iyiye gittikçe diyorsunuz ki hocam şunu da ekleyelim, bunu da ekleyelim. Galvan'ın kartları haklı. Alioski'nin sarı kart haklı. İsmail Yüksel'in sarı kart haklı. Ama öncesinde Lincoln'le faul vardı. 90'da Fürüştün yediği sarı kataklı. Dediğim gibi King'in sakatlık korkutan düzeyde değil. En azından benim bilgim bu şekilde. İnşallah bir sıkıntısı da yok. Uzun lafın kısası Fenerbahçe Avusturya'yı fethetmiş oldu. Ben kendi açımdan, kendi penceremden şunu söyleyebilirim. Skorlar arka arkaya geldikçe, iyi skorlar, galibiyetler arka arkaya geldikçe takımdaki inanç değişir. Şu soruma lütfen Rica ediyorum cevap verin. Rica ediyorum. Bak gerçekten diyorum. Rica ediyorum cevap verin. İtiraf ediyorum diye. İtiraf ediyorum virgül koyun. İtiraf edin bana. Sizde de bazı zamanlarda Fenerbahçe kötüye gittikçe şöyle bir his oluşuyor değil mi? Lan bu takım kimseyi yenemez herhalde. Herhalde yenemeyeceğiz. Herhalde kimseyi yenemeyeceğiz arka arka diye. Yalvarırım buna cevap verin. Sizde de bu oluyor mu? Yazın itiraf ediyorum virgül. Evet hocam bende de oluyor. Ya da işte evet Tak, bu takım kimseyi yenemez diyorum. Böyle galibiyetler geldikçe geldikçe ikna oluyorum diye. Lütfen yazın yoruma. Bende çünkü çok oluyor. Bende çok oluyor. Ümraniye maçında berabere kaldık. Millete diyorum ki ya takım iyiye gidiyor falan filan. Kendi kendime diyorum ki lan acaba kimseyi yenemeyecek miyiz lan hakikaten? Lan acaba ben mi şişirdim bu takımı? Hani acaba takım kötü de ben mi şey yapıyorum? Poli anlayacılık yapıyorum. Poli ile anlayı ikisini birden mi şey yapıyorum diye. Yani ilginç ya gerçekten ilginç ee, ama şu bir gerçek. Fenerbahçe yendikçe keyifli oluyoruz. İnşallah şura 25.700 olur Adana Demirspor maçına kadar. O maçı da kazanırız. Hocam Adana'yı da yendik. Her maçı 100 kişi mi ekleyeceğiz buraya? La keşke keşke siz her maçı 100 kişi ekleyin. Ben neleri dökerim ortaya. Siz kazanın kazandırın. Abone olun. Ben neleri dökerim ortaya? Ya golva.com'a söylerim. Formada atırız. bir şeyler de atırız. Üyelik her canlıya da 20 tane atarız ne olacak? 50, 50 tane üyelik atarız ne olacak ya? 500 liralık üyelik atalım ne olacak? 50 kişi üye olsun. Her maç siz 100 arttırın, biz de 20 tane üyelik atalım atalım her maç. Bir nevi reklama para vereceğine buna verirsin ya. Bir nevi her maç şura 20 artın. Her maç Fenerbahçe arka arkaya kazansın. Düşünsene mi milli maça kadar ya da 10 yani bir 20 tane 15 20 tane maçım var. Hepsini kazan. Bura 2000 artmış olsun. Ya ben 100 kişiye, 1000 kişiye üyelik edeyim mi? Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Allah dinden imandan ayırmasın. Arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanaldasınız. Saat 16.30'daki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Ben gece vakti yayından ayrılıyorum. Siz sabah 10.30'da izleyeceksiniz. Sonra gelişmeleri derleyip toparlayıp 16.30'da size güzel bir video hazırlayacağım inşallah. Görüşmek üzere dostlar.